أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbim Celle Celaluhu bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. Rızasını, cennetini kazanmaya vesile eylesin. İmanımızı, salih amellerimizi takviye etmeye, ahiret azığımızı artırmaya vesile eylesin. Kıymetli dostlar, şöyle bir örnekle dersime başlamak istiyorum. İnsanoğlu anasından doğduğu zaman 3 kilo, 2,5 kilo, 3,5 kilo falan olur. Fakat sonra gelişen zaman içerisinde büyür, boyu uzar, kalıbı değişir. Dolayısıyla o 3 kilo olan 30 kilo olur, 60 kilo olur, 80 kilo olur. Vücudumuzdaki bu artışlar, büyümeler ne ile oluyor? Durduğu yerde olmuyor. Aldığımız gıdalar midemize inince Cenab-ı Hak Celle Celaluhu öyle bir mekanizma ayarladı ki oraya süt içiyoruz. İçtiğimiz süt nereye dönüşüyor? Tırnağımıza gidiyor, ayağımıza gidiyor, dudağımıza gidiyor, kulağımıza gidiyor, dilimize gidiyor. Yani vücudun her tarafında nereye ne lazımsa gidiyor. Yani o süt kemik oluyor, et oluyor, kan oluyor, değil mi? Gözümüzde su oluyor, dilimizde, ağzımızda tükürük oluyor. Efendim, ciğerlerimizi büyütüyor, her tarafa yarıyor. Elma yiyoruz, armut yiyoruz, et yiyoruz, fark etmiyor. Bunlar vücudumuza, midemize indikten sonra hazmediliyor. Hazmedildikten sonra efendim vücuda yarayan kısmını Allah Celle Celaluhu öyle bir mekanizma koymuş ki vücuda faydalı bir şekilde yayılıyor. Faydasız olanlar da affedersiniz bağırsaklar vasıtasıyla veya böbrekler vasıtasıyla dışarı atılıyor. Peki ben size şöyle bir soru sorsam. Biz çok nefis yemekleri yesek, çok güzel gıdaları yemiş olsak, ancak yukarıdan girdiği gibi vücuda hiç fayda vermeden aşağıdan çıkmış olsa, gıdada mı sıkıntı var, vücutta mı sıkıntı var, ne dersiniz? Ortada bir sıkıntı var değil mi? Demek bir hastalık var ortada. Yani mide hazmetmesi lazım da hazmedince kana karışması lazım, ete dönüşmesi lazım. Vücutta enerji olarak enerjiye dönüşmesi lazım. Bu enerjiye dönüşmeden girdiği gibi çıkıyorsa, fayda vermiyorsa, vücutta bir enerji gücü meydana getirmiyorsa o zaman bir sıkıntı var demektir. Güzel bir misal verdik. Bundan ne çıktı ki? Bundan şöyle bir netice çıkacak kıymetli dostlar. Kur'an-ı Kerim'de ne kadar ayet var? 6000 küsur ayet var. Manevi gıda olarak Kur'an'dan daha gıdası mükemmel olan bir gıda var mı? Yok. Şimdi bu ayetler aynen midemize inen yemekler gibi kulağımızdan içeri girecek. Ama hayatımıza hiçbir katkıda bulunmadan kaybolup gidecek. Ne dersiniz? Aynen biraz önce verdiğimiz yemek misaline benzer mi? Yani bu ayetler kulağımızdan içeri girecek. Ama bizim hayatımızda bir değişiklik yapmayacak ve bundan hiç faydalanmamış olacağız ve kaybolup gidecek bizden. Bu gerçekten ciddi bir hastalığın, bir sıkıntının, bir rahatsızlığın habercisidir bu. Bundan dolayıdır ki sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhim ecmain kendilerine her ayet geldiğinde ne oluyordu? Zâdethum imanen, imanlarını artırıyordu. İmanlarını artırıyordu. Mesela hiç oruç piyasada yokken oruç emri geldi. Bu da nereden çıktı demediler. Ne dediler? Âmennâ ve saddaknâ. Hiç piyasada yokken bir zekat emri çıktı, geldi. Bu da nereden çıktı demediler ki? Âmennâ ve saddaknâ dediler. Alışmış oldukları bir takım kötü alışkanlıklar vardı. Onlara da dur dedi Kur'an-ı Kerim. Bu da nereden geldi demediler. Âmennâ ve saddaknâ dediler. Hayatları değişti mi? Değişti. Ahlakları değişti mi? Değişti. Fedakarlıkları değişti mi? Değişti. Yani kulaktan giren demek hayatı etkilemiş. Doğru mu? Eğer Kur'an ayetleri ve bu ayetlerden alınan alıntılar, hadis-i şerifler, sohbetler
kulağımızdan içeri girdiği halde hayatımızı, ahlakımızı etkilemiyorsa, o zaman bizde bir sıkıntı var, tedavi edilmesi gereken, telafi edilmesi gereken bir sıkıntı var demektir. Gerçekten bir kardeşimiz dün dedi ki bana, hocam dedi, güzel de yemek yiyorum ama dedi, efendim bir ay içerisinde 11 kilo verdim diyor. Doktora gidiyorum, işte tahliller, mahliller falan. Peki bir insan yemek yediği halde kilo kaybı yapıyorsa ne diyor? Bende bir sıkıntı var diyor. Doktorlar da evet sende sıkıntı var diyor. Seni işte şunları yapmamız lazım. Bakalım nereden kaynaklanıyor diyor. Yani biz duyduğumuz halde, okuduğumuz halde, gördüğümüz halde bu ayetler, bu sohbetler bizi değiştirmezse, bize manevi enerji, gıda olmazsa o zaman bir yerde sıkıntı var demektir. Şimdi bu girişten sonra hafızımızın okuduğu ayeti kerimelerden bir kısmını siz dostlarımızla paylaşalım. Yani biz bu ayetleri midemize indirelim. Midemize inen ne yapacaktır? Hayatımıza enerji olarak karışmış olacaktır. Peki ne buyuruyor Rabbimiz? Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler diyor. Açın kulağınızı, indireyim oraya bir takım nurumu, rahmetimi, bereketimi, gıdamı diyor, indireyim. Buyur ya Rabbi dedik. Açtık kulağımızı, midemizi, ruhumuzun midesini açtık, indirecek şimdi. Bir, üzkürullâhe zikren kesîrâ. Ben Allah'ım bak. Beni çok zikredeceksiniz diyor. Şimdi midemize inen birinci hap nasıl etki yapması lazım bize? Eğer biz bu hapı mideye indirince, Allah'ın bu talimatını mideye indirince, ruhumuzun midesine indirince, gerçekten ben zikir konusunda çok zikreden birisi olmalıyım, Allah benden bunu istiyor, ne yapmalıyım diye bir düşünce başlarsa bizde, demek ki bu etkisini göstermiş. Bir zamanlar bizim Yunus kardeşimiz var, aktarcı. Bir tertip bileş vermişti bana. İçtiğimde yüzüm müzüm falan kızardı bir ara. Aradım dedim ki, Yunus ne yaptın dedim, bana verdiğin alerji yaptı, yüzüm kıpkırmızı oldu. Demek ki hocam tesirini gösterdi, iyi gidiyor, devam et dedi. Şimdi kıymetli dostlar, Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, ya eyyühellezine amenü, ey iman edenler, açtık kulaklarımızı. Midemizin, ruhumuzun midesini açtık şimdi. Mevla indiriyor ya birinci hafı. Üzkürullâhe zikren kesîrâ. Ben Allah'ım, beni çok zikredeceksiniz diyor. Şimdi bu hap etkisini gösterecek mi, göstermeyecek mi? Yani bir Mevla'nın zikri var, bir de Leyla'nın zikri var. Bizim bu noktada sıkıntımız var mı? Var. Nasıl sıkıntımız var? Yani insan en çok ne zaman Allah ile beraberdir? Namazda Allah ile beraberdir. Biz her şeyimizi bırakıyoruz. Eşimizi, işimizi, her şeyimizi bırakıyoruz. Telefonlara bakmıyoruz. Çalan zillere bakmıyoruz. Allahu Ekber diye namaza durunca namaza odaklanıyoruz. Diyoruz ki biz konuşamayız. Biz sağa sola bakamayız. Çünkü ben Allah'ın huzurundayım diyoruz. Doğru mu? Konuşanın konuşmasına cevap veremiyoruz. Telefonlara bakamıyoruz. Zil çalsa zile bakamıyoruz. Çocuk yaramazlık yapsa dur diyemiyoruz. Niçin? Biz bir şey diyecek durumda değiliz. Çünkü biz Allah'ın huzurunda el pençe divan durduk. Selam verinceye kadar bir şey yapamayız. Ne yeriz, ne içeriz, ne konuşuruz, ne sağa sola bakamayız. Peki biz Mevlamızın huzurunda olduğumuzu bildiğimiz halde Mevla'yı hatırlayamıyorsak, bunun dışındaki zamanlarda Mevla'yı hatırlamak bizim için çok da kolay olmaz. Ama Allah Celle Celaluhu bize kendisini çokça zikretmemizi emrediyor burada. İşte bu bir haptır kıymetli dostlar. Midemize, ruhumuzun midesine inmiştir. Etkisini ya gösterir ya göstermez. Etkisini göstermediği zaman bizim midemizde bir sıkıntı var demektir. Tedaviye ihtiyacı var demektir. Peki ikinci hapı indirelim. Bakalım ikinci hapta ne vardır? وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَاَصِيلًا. Sabah akşam da tesbih edin diyor. Bu hap da birinci hapa benziyor. Sanki öz kardeşi gibi gözüküyor. Allah'ı çokça zikredin diyor. Efendim bir de sabah akşam tesbih edin diyor. Demek ki kıymetli dostlar, bu ayet-i kerimenin bu bölümünü sadece bakmış olsak, Mevla bize
son nefesimize kadar vazife veriyor. İki tane vazife veriyor bu okuduğum yere kadar. Birisi nedir? Kendisini çokça zikretmektir. Kıymetli dostlar, bir insan Mevla'yı zikrederse ne olur? Zikretmezse ne olur? Bakınız, ne kadar günahlarımız varsa, hayatımız boyunca yaptığımız bütün yanlışlar, Allah'ı unuttuğumuz zaman yanlışı yaparız. Allah'ı bile bile hatırlaya hatırlaya, onun azametini idrak ede ede insan günah işlemez. Mevla'yı unutunca insan gaflete daldırınca harama, günaha saldırır ve günaha bulaşmış olur. Dolayısıyla insan Allah'tan gafil olunca şeytana yakın oluyor. Şeytana yakın olunca da şeytan onu kirletiyor. Günahlarıyla kirletiyor. Bir başka noktayı söyleyeceğim. Elbette zikirde kalp esastır. Kalbin hatırlamasıdır esas olan. Ancak bizim elimizde olan şeyler var, elimizde olmayan şeyler var. Mesela namaz vakti geldiği zaman abdest alıp namaza durmak, farzlarını yerine getirmek bizim elimizde olan bir şeydir. Ama namaza durduğumuz zaman kalbimizle de Mevla'ya odaklanabilmek çok da elimizde değildir. Yani insan eline malik olur, gözüne malik olur ama kalbine malik olamaz. Bir adamı seversin, niçin sevdiğini bilmezsin. Bir adama kızarsın, halbuki kızmamak da istersin. Bir türlü sevemiyorum dersin. Yani insanın kalbindeki olup bitenler tamamen kendi kontrolünde değildir. Kulubul ibad beyni isba'ayni min asabiyar rahman. İnsanların kalpleri Mevla'nın iki kudret parmağı arasındadır. İstediği tarafı onları o çevirir. O zaman kalplerimizin ayarını kimden istememiz lazım? Rabbimizden istememiz lazım. Şurasını söyleyeceğim. Şimdi biz abdestimizi alsak, itinayla abdest alsak, namaz vakti geldiğinde namaza dursak, kıbleye yönelsek ve namazın farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini yerine getirdik, bir namaz kıldık. Ancak kalıbımız namazda oldu, kalbimiz namazda olamadı. Bu namazı Allah kabul ediyor mu? Ediyor. Çünkü sen farzını yerine getirdin, vaciplerini yerine getirdin, kul olarak elinde olan şeyleri yerine getirdin. Bu namaz borcunu ödemiş oluyor. Ve bu namazı kıldığından dolayı da mükafat almış oluyorsun. Efendim, ancak ne vardır burada? Bir farklı namaz olsaydı, yani kalbinle ve kalıbınla namaz kılmış olsaydın, o zamanki sevabı ile öbür türlü sevabı arasında elbette anlaşılamayacak kadar fazilet farkı vardır. Ancak burada bizi sevindiren taraf neresidir? Yani biz beceremediğimiz halde, yani kalbimizi Mevla'ya odaklayamadığımız halde Mevla fazl-ı keremiyle ben bunu kabul ettim diyor. Farzlar yerine geldi, vacipler yerine geldi. Dolayısıyla ben bu ibadeti kabul ediyorum. Namaz borcun yoktur diyor. Şimdi kıymetli dostlar, bundan dolayıdır ki biz elimize Kur'an-ı Kerim'i alsak, okusak ama Mevla'yı hatırlayamamış olsak veya elimize tesbihimizi alsak, Subhanallah, Subhanallah desek, kafamızda başka şeyler dönmüş olsa, kalbimizde başka duygular gelmiş olsa, aynen namaz misali Cenab-ı Hak bizim bu yaptıklarımızı fazl-ı keremiyle kabul eder. Çünkü sen sana düşeni yapıyorsun ama kalbinle alakalı olan kısım tamamen elinde olmadığı için evvela odaklanıyorsun, zikredeceğim diyorsun, iki dakika sonra çarşıda dolaşmaya başlıyorsun. Alacak tahsiline başlıyorsun, borcu ödemeye başlıyorsun. Efendim, belediye başkanı aşağı indiriyorsun, yukarı çıkarıyorsun, seçimleri iptal ediyorsun falan, bir şeyler yapıyorsun. Ya ben bunun için oturmadım diyorsun ama kalp ne yapmıyor? İnsanın taht himayesinde istediği gibi insan kalbi idare edemiyor. Bu da Rabbimizin bize bir rahmetidir, lütfu ve keremidir. Yani zikirde tam odaklanamadığımız halde Mevla o bizim elimizden gelen gayreti sarf etmemizi, vazifeni yaptın kulum diye kabul etmiş olması bizim için bir rahmet vesilesidir. Rabbimizin merhametinin, fazl-ı kereminin bir eseridir. Şimdi tekrar ayeti kerimeye dönüyorum. Birinci cümlede Cenab-ı Hak iman eden biz kullarına bir hap verdi. Dedi ki bu hapı alacaksın, koyacaksın ruhunun midesine. Ne işe yarayacak bu? Çokça beni zikredeceksin diyor.
İkinci bir hap verdi, ona benziyor. Sabah akşam da beni tesbih edeceksin diyor. Şunu da hatırlatayım. Mesela kıymetli dostlar, birisiyle konuşuyoruz. Birisiyle konuşurken öyle bir pozisyonla karşı karşıya kaldı ki, yalan söyleme pozisyonuyla karşı karşıya kaldık. Yani sanki sıkıştırdı bizi vatandaş, yalan söylersek o şeyden kurtulacağız gibi öyle bir pozisyonla karşı karşıya kaldığımız halde, yalan günahtır diye, haramdır diye biz yalandan vazgeçmiş olsak, biz orada Allah Allah demedik ama haramdır diye bir şeyden vazgeçiyorsan o zikrin ta kendisidir. Karşına çıkmış, bakılması caiz olmayan açık saçık bir fotoğraf çıktı veya canlı çıktı. Kafanı çevirdin orada. Sen orada Allah Subhanallah demesen bile en büyük zikirdir o. Yani haramlardan ve günahlardan sakındığımız zaman orada zikrin kendisi var demektir. İbadetlere koştuğumuz zaman orada zikrin kendisi var demektir. İlla zikir sadece Allah Allah Subhanallah diye çekmek değildir. Zira haramı hatırlayıp oradan vazgeçtiğimiz zaman ne yapmış oluyoruz? Bu haramı haram kılan Allah'ın o kanununu hatırlamak suretiyle bir görev icra etmiş oluyoruz ki bu zikrin en önemli kısmıdır, en faydalı kısmıdır. Peki devam edelim ayeti kerimeye. Huvellezî yusallî aleyküm. Şimdi Allah Celle Celaluhu, kıymetli dostlar, kendisini çokça zikretmemizi emretmişti. Öbürü neydi? Sabah akşam kendisini tesbih etmemizi emretmişti. Bir sonraki ayet-i kerime adeta bunun bir gerekçesidir. Neden beni zikretmeniz gerekiyor? Neden sabah akşam beni tesbih etmeniz gerekiyor? Huvellezî, Allah öyle Allah'tır ki yusallî aleykum ve melâiketuhu liyuhricekum minez-zulümâti ilen-nûr. Sizi karanlıktan aydınlığa çıkarması için durmadan size rahmetiyle tecelli ediyor. Meleklerin de seferber etti, melekleri de size dua ediyor. Kullarım, ben gökteki meleklerimin hepsini sizin için seferber ettim. Onlar size dua ediyorlar. Ben de rahmet kapılarımı sonuna kadar açtım. Mesele ne? Sizi karanlıktan aydınlığa çıkarmak için. Gönderdiği bunca peygamberlerin için gönderdi. Karanlıktan aydınlığa çıkarmak için. Bize 6600 küsur ayeti niçin indirdi? Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için. Bize bunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bunca alimleri ne diye gönderdi? Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için. Bu kadar dini eserler yazılmış, tefsirler, fıkıhlar, hadisler, efendim ilmi kelamlar yazılmış. Hepsi bizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için. Kullarım, ben sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için daima rahmetimle size tecelli ediyorum. Meleklerimi seferber ettim, onlar size dua ediyorlar. Peki, benim size ihtiyacım yok ki. Meleklerim de size ihtiyacı yok ki. Ben ve meleklerim size ihtiyacımız olmadığı halde, ben size rahmetimi daima sağanak sağanak yağdırıyorum. Meleklerim de seferber ettim, onlar da size dua ediyorlar. Siz beni neden zikretmeyeceksiniz? Neden beni sabah akşam tesbih etmeyeceksiniz? Demiş oluyor. Ve kâne bil mu'minîne rahîmâ. Allah Celle ve Ala Hazretleri müminlere karşı çok merhametlidir. Şimdi Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri bize çok merhametli olduğunu da bu ayeti kerimenin sonunda söylüyor. Yani bu nedir kıymetli dostlar? Bir başka hadis-i şerifi hatırlar mısınız? Kulum bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir zira yaklaşırım. Kulum bana bir zira yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. Kulum bana normal yürüyüşle gelirse, ben koşa koşa kuluma giderim diyor. Yani burada Rabbimizin bizden istediklerinde bizden bir hareket gerekiyor. Bir karış hareket edersek Mevla bir zira hareket ediyor tabiri caizse. Mesafeyi daraltıyor. Aramızdaki dostluk mesafesini ne yapıyor? Yaklaştırıyor. Biz bir zira yaklaşırsak Mevla bir arşın yaklaşıyor. Yani Mevla bizden sadece kendisine bir dönüş istiyor, bir uyanmak istiyor. İnsan kalbinde ben Mevla'ya yönelmeliyim, Mevla ile dostluk bağlarını oluşturmalıyım demesini bekliyor. Kul böyle bir iş için efendim
Teşebbüse geçtiği zaman Mevla'dır aradaki mesafeleri kısaltacak ve dostluk bağlarını gerçekleştirecek olan Mevla'dır. Sen bu yola gir, tevekkeltü alallah de, bak sonunda neler var, neler var. Tehiyyetuhum yevme yelkavnehu selam. İki tane hap verdi bize. Birisi ne hapıydı? Çok zikretme hapıydı. İkinci hap neydi? Sabah akşam tesbih etme hapıydı. Gerekçesini söyledi, şimdi neticesini söylüyor. Gerekçesini söyledi, şimdi neticesini söylüyor. Neticesi nedir kıymetli dostlar? Tehiyyetuhum yevme yelkavnehu selam. Bu kullarım, bu vazifeleri yerine getiren kullarım, yarın ahirette Mevla'ya kavuştuklarında Mevla'nın onlara ilk ikramı selam olacak. Kıymetli dostlar, yarın ahirette selam, Allah tarafından verilecek olan selam var ve Allah-u Teala'nın görevlendirdiği melekler tarafından verilecek olan selam var. Bir defa bu insanlar mahşerde diriltilir diriltilmez Fussilet suresinde efendim ayeti kerimede verilen müjde hemen tahakkuk ediyor. Melekler onları karşılıyorlar. Diriltildiğimiz zaman bu hapları tabiri caizse yutup kanına karıştıran insanları melekler karşılıyor. Selamun aleyküm. Biz senin dostunduk. Burada biz sana sonuna kadar yardımcı olacağız. Korkma diye bir güven verecekler. Sonra mahşerde hesaplar bitti. Cennete doğru yolculuk başladığında cennetin kapısındaki görevli melekler selam ile karşılayacaklar. Cennetin kapısından içeri girdikten sonra köşke varıncaya kadar karşılaştığımız meleklerin hepsi selam ile karşılayacaklar. Bütün bu maceralardan sonra Cenab-ı Hak cennette Cuma günü cemalini gösterecek. Bütün insanları toplayıp tabiri caizse Zat-ı Pâki Sübhânîsini gösterecek. O zaman da selamun kavlen min Rabbin Rahim. Rahim olan Allah'tan selam. Diyor ki Allah Celle Celaluhu, kullarım siz beni dinlerseniz ne olacak? Tahiyyetuhum, beni dinleyenlerin tahiyyesi, onlara benim ikramım selam selam olacak. Meleklerin verdiği selam bir tahiyyedir. Rabbimizin vereceği selam bir tahiyyedir. Rabbim Celle Celaluhu her birimizi o selama muhatap olan sevgili kullarından eylesin. Bitti mi, bu kadar mı? Değil. Ve a'adde lehum ecran kerima. Bu iman eden kullarım imtihanı kazandılar. Emirlerimi yerine getirdiler. Ve dolayısıyla benim dediğimi yaptılar. Onlar benim dediğimi yapınca ben de onlar için çok kıymetli, çok değerli ücret hazırladım diyor. Ve a'adde lehum ecran kerima. Onlar için ben çok değerli ücret hazırladım. Ücret nedir? Bir insanın yaptığı amelin karşılığına ücret denir. Kıldığımız namazların, tuttuğumuz oruçların, verdiğimiz sadakaların, okuduğumuz Kur'anların ve Allah için yaptığımız her amelin bir ücreti vardır. Efendim, فَلِذَٰلِكَ فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ Mevla buyuruyor ki cenneti güzel güzel anlattıktan sonra, bu güzel cennet var ya, çalışanlar bunun için çalışsınlar be. Bu cennet için çalışılır diyor. Bu güzel cennet için, ebedi cennet için çalışılır. Fedakarlık yapılır mı? Yapılır. Ni'me ecrul amilin. Dünyada güzel amel yapan insanların ücreti olarak cennet ne güzel ücrettir diyor. İnsanlar dünyada çalışırlar, karşısında para alırlar. Biz dünyada çalışırız, ibadet ederiz, karşılığında para değil, cennet alırız. Zira parayı aldıktan sonra ikinci bir işleme ihtiyacın var. Parayla ekmek alacaksın, parayla araba alacaksın, parayla arsa alacaksın, gidip kovalayacaksın. Ancak bizim dünyada salih amellerle efendim yapmış olduğumuz bu işlemlerin ücreti para değil, ücreti direkt cennettir. Cennetse cennette her şey vardır, arzu ettiğin her şey vardır. Yeni bir işlem, git tapuya şu işlemi yap, git hastaneye şu işlemi yap,
git falanca yere vergisini öde, böyle bir şey yok. Hepsi bitmiştir. Orada ne arzu ediyorsan o arzu ettiklerine karşı karşıya kalacaksın. Bundan dolayıdır ki Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri ve a'adde lehum ecran kerima. Onlar için çok değerli ücret hazırladı diyor. Hadis-i şerifte şöyle bir rivayet var kıymetli dostlar. Yarın ahirette cennet ehli cennete girdiği zaman cennet ehli cennete girdiği zaman o cennetin sonsuz güzelliklerini gördüğü zaman bir şeye pişmanlık duyacak. Bir şeye pişmanlık duyacak. Nedir o pişmanlık duyduğu bir şey? Dünyada zikirsiz geçirdiği, gaflet ile geçirdiği vakitlere pişmanlık duyacak diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Neden öyle? Zira zikirle geçirdiği vakitlerin mükafatını görünce, sonsuz güzelliğe sahip mükafatını görünce, ya keşke ben bütün vakitlerimi zikirle geçirseydim. Bana tavsiyede bulun ya Resulallah diyen bir sahabiye, aleyhissalatü vesselam Efendimiz, eğer daima dilin Allah'ın zikriyle yaş olması mümkünse bunu yap demiştir. Yani dilindeki tükürük bezleri var ya, eğer mümkünse daima bu tükürük bezlerindeki o ıslaklık Allah'ın zikriyle ıslak olsun. Bunu becerebiliyorsan bunu yap diye tavsiyede bulunmuştur. Dolayısıyla hafızımızın okumuş olduğu bu Aş-ı Şerif'in kısa bir bölümünde Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri bu gerçekleri bize duyurdu. Ben de başta bir giriş yapmıştım. Yaptığım girişi tekrar hatırlatmak isterim. Hepimiz için bu çok geçerlidir, çok önemlidir. Çünkü bugün Türkiye'mizde konuşalım. Türkiye'mizde kürsüye çıkıp vaaz eden vaizler veyahut da televizyona geçip insanlara nasihat eden nasihatçılar. Okudukları ayettir, mesela hadistir, doğru şeyleri söylüyorlar ama söylediğini kendisinin yaşayıp yaşamadığını, o işin erbabı olup olmadığını hiç düşünmeden sadece bir nakil yapıyor, nakil aracı gibi, postacı gibi konuşuyor. Halbuki mesela ben bu ayetleri size okurken ben postacı değilim ki. Yani postacı değilim derken bu ayetleri ben size okumuyorum, sizinle müzakere ediyorum. Yani bu emirler ne kadar size ise o kadar da banadır. Yani bu hapı ben de yutmam lazım, siz de yutmanız lazım. Bu hapı ben yuttuğum zaman bana etki yapmıyorsa, sen yuttuğun zaman sana etki yapmıyorsa ben de tedaviye muhtacım, sen de tedaviye muhtaçsın. Ancak biz ülkemizde şunu görüyoruz. Vaaz eden konuşan çoktur. Hatta cemaat bile ben de biliyorum niye dinleyeceğim onu anlatacaklarını zaten ben de biliyorum diye birçok cemaat efendim içeride vaaz edildiği halde camide dışarıda çay ocağında gır gır şamata yapar. Efendim kendisini bildiğini iddia eder. Çok önemli olan şurası. Vaaz eden vaaz ettiği konuyu kendisi gerçekten yaşıyor mu? Yoksa sadece bir edebiyat olarak karşıki tarafı mı anlatıyor? Biz de Müslüman anneden babadan ve Müslüman bir ülkede zengin bir İslam kültürüne sahip olan İstanbul'da yaşamamış olmamız münasebetiyle bir de Kur'an hizmetleriyle iç içe olmamız münasebetiyle çok sohbetler dinliyoruz. Yani tıpkı çok yemekleri yediğimiz gibi. Bu dinlediğimiz sohbetler elbette canlı ve heyecanlı kalmamıza sebep oluyor. Namazlardaki hassasiyetimize sebep oluyor. Haramlar karşısındaki hassasiyetimize sebep oluyor. Faiz karşısındaki hassasiyetimize sebep oluyor. İşte bu sohbetlerin bize, bu yediğimiz hapların, yuttuğumuz hapların bize faydası olarak bunları telakki edebiliriz. Ancak gerçekten dinlediğimiz ayetler ve sohbetler duyduğumuz halde evet öyle mi öyle dediğimiz halde bizi hiç etkilemiyorsa, o noktaya bir odaklanma söz konusu değilse o zaman bizim tedaviye muhtaç yönümüz var demektir. O tedaviyi de doktora gidersen doktor tedavi eder. Doktora gitmezsen doktor nereden gelip senin ayağını seni tedavi etmez ki? Gideceksin şikayetini arz edeceksin. O da sana tertip verecek. Şu ilaçları kullanacaksın. Şu röntgeni çekeceksin. Şunları yapacaksın diyecek. Onları yapacaksın. Tedavi görmüş olacaksın. Kısacası kıymetli dostlar, Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri burada verdiği iki tane emrin hem gerekçesini hem de neticesini bize söylüyor.
Diyor ki ben size ihtiyacım olmadığı halde meleklerimi de seferber ettim. Meleklerim de size hiçbir ihtiyaçları olmadığı halde onlara verdiğim görev sebebiyle onlar size durmadan dua ederler. Allah'ım bunlardan tevbe edenlerin günahlarını bağışla, tevbelerini kabul eyle diye melekler bizim için dua ederler. Tevbe edip Allah'a yönelen insanların tevbesinin kabulü için dua ederler. Mevla buyuruyor ki ben de rahmet kapılarımı sonuna kadar açayım. Ne zaman ya Rabbi ben tevbe ettim derseniz buyur kulum, buyur kulum derim. 24 saatin 24 saatinde ömrünün son nefesine kadar ne zaman ya Rabbi ben geldim dersen rahmet kapım sonuna kadar açıktır. Niye geldin, şimdi mi geldin asla demem. Bu nedir? Cenab-ı Hakk'ın rahmet kapısını bize sonuna kadar açmış olmasının sebebidir. Bir sonucudur. Ayrıca Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri'nin kapısına gitmek için ufak bir suç işlersen gidersin, büyük suç işlersen gidemezsin diye bir şey yok. Büyük suç da işlesen, küçük suç da işlesen başka bir kapı yoktur, gidecek kapımız orasıdır. 99 tane insanı öldüren adam gitti, gittiğin en son nereye gitti? Yine Mevla'nın kapısına gitti değil mi? 99 tane adam öldüren insan yüzüncüsünü de öldürdükten sonra yine Mevla'nın kapısına gitti. Yok ki başka kapı yok ki. La ilahe illa ente. Senden başka ilahım yoktur Allah'ım. Bir tane Allah var, o da sensin. Ben senin kapına geldim, başka kapı yok ki. Dolayısıyla kıymetli dostlar, Mevla diyor ki ben rahmet kapılarımı sonuna kadar açtım. 100 kişi de öldürsen gene bana geleceksin. Gel ben sana niye geldin demiyorum. İnna Allah'a yağfiru zünube cemi'a. Ben bütün günahları bağışlarım. İnnehu ve gafuru rahim. Bu nedir? Cenab-ı Hakk'ın rahmet kapısını sonuna kadar açmış olmasının bir göstergesidir. Trafikte bir suç işliyoruz veya ticarette bir para cezasına çarpılıyoruz. Bekle bakalım 5 sene, 10 sene bir af çıkarsa, şayet çıkarsa aftan istifade edersin. Mevla af çıkarsa demiyor. Afım her zaman çalışıyor diyor. 24 saat çalışıyor. Yeter ki sen müracaat et. Af için müracaat et. Af için müracaat ettiğinde suçun çokmuş, azmış o da önemli değil. Yeter ki ciddi ve samimi olarak sen pişman oldum, nadim oldum, Allah'ım ben geldim de Allah Celle Celaluhu hoş geldin, sefa geldin der. Denize düşüp boğulmakla karşı karşıya kalan Firavun, denize düşmeden karada gelirken deseydi ki Allah'ım ben pişman oldum, nadim oldum deseydi, yıllarca yapmış olduğu ben sizin en büyük Rabbinizim gibi isyanın zirvesine yükselmişti. Yıllarca yapmış olduğu isyanın zirvesini beleşten yiyecek miydi? Yani Allah'ını affedecek miydi? Affedecekti onu. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın rahmet deryası 24 saat çalışıyor, fasılasız çalışıyor. Ne zaman ki hayattan ümidini kesiyor insan, perde kalkıyor, öbür taraftan öldüğü kesinleşiyor, anlıyor öleceğini. O zaman Allah Celle ve Aleyh Hazretleri rahmet kapısını kapatıyor o insan için. Yani tevbe kapısı ne zamana kadar açıktır? Can hulukuma dayanıncaya kadar veya batıdan doğup, güneş doğup, doğudan battığı zamana kadar. Tevbe kabuldür. Rahmet kapısı sonuna kadar açıktır. Ve Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri kendisini dinlediğimiz takdirde sonuç olarak da bize ahirette bizi selametle karşılayacağını, meleklerine bizi selam verdireceğini diriltildiğimiz zaman, Sırat Köprüsü'nü geçtiğimiz zaman, cennete girdiğimiz zaman, cennete ilerlediğimiz zaman ve nihayet Cemalullah'a vardığımız zaman Rabbimiz Celle ve Aleyh Hazretleri bizi selam ile karşılayacağını müjde olarak veriyor. Ve son olarak da ben bilhassa mümin kullarıma çok merhametliyim diyerek bizi acıdığını, merhamet ettiğini, rahmetiyle bize muamele yapacağının müjdesini vermiş oldu. Yüce Rabbim gerçekten kendisini çokça zikredenlerden olabilmeyi her birimize nasip eylesin. Sabah akşam tesbih vazifemizi, namaz vazifemizi bilinçli ve şuurlu bir şekilde son nefesimize kadar yerine getirmeye Rabbim her birimizi muvaffak eylesin. Amin. Kıymetli dostlar, sohbetimi burada bitireyim. Şaban-ı Şerif ayının içerisindeyiz. Bu ayın 19'unda herhalde Beraat gecesi. 19'undan 3 gün önce 16'sı Salı günü. İnşallah saat 19 itibariyle siz dostlarımızı ve siz dostlarımızın dostlarını bir akşam yemeği programında aşağıda bizim düğün salonumuzda bekliyoruz. Her sene Şaban ayında böyle bir program yapıyoruz.
Dolayısıyla unutmayasınız diye arkadaşlar elinize davetiye verirler. Bu davetiye sadece sizin için değil, dostlarınızı da davet ederseniz inşallah zengin bir iftar sofrası veya akşam yemeği, illa iftar olması şart değil, akşam yemeği de buluşmuş olacağız. Hem de bizim düğün salonu arkadaşlar Allah razı olsun güzel ilgilendiler. Bir revize yaptılar orasını. Çok güzel hale getirdiler. Son şeklini de görmüş oluruz. Bir de 3 ayların içerisinde Şaban-ı Şerif'te 3 ayların ortasında da siz dostlarımızla bir programda tekrar inşallah buluşmuş oluruz. Şimdiden hepinizi Allah için davet ediyoruz. Gelirseniz her birinizin gördüğümüz zaman gerçekten memnun oluyoruz, mutlu oluyoruz. Dostlarınız da geldiğiniz zaman daha da çok mutlu oluyoruz. Cumartesi günü Küçükçekmece'de Allah razı olsun gelen her dostumuz bizi memnun etmiştir, mesrur etmiştir. Zira biz bu hizmetleri siz dostlarımızla beraber yürütüyoruz. Sizin varlığınızı gördüğümüz zaman, yani sandalyelerin böyle dolu olduğunu gördüğümüz zaman farklı bir mutluluk duyuyoruz. Her biriniz için bu geçerlidir. Dostlarınızı da getirdiğiniz takdirde daha da bereketli olur. Zira efendim buralar manevi feyizle dolu olan kurumlardır. Talebelerimiz sabahtan akşama kadar Kur'an'la, tefsirle, hadisle yoğrulmuş ve buraları bereketlendiren yavrularımızdır. Dolayısıyla bu tip müesseseler bizim kendi evimiz gibi değerlidir. Biz sizi davet ediyoruz. Davete icabet etmek Müslümanın Müslümana beş tane hakkı vardır. Birisi de davet ettiği zaman davetine icabet etmektir. Davet bizden, icabet sizden diyor.